İki haftadır süreçte açığız. Gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz. Girişlerde HES kodu, dezenfektan uygulaması, ateş ölçümü bizim için çok önemli. Bazı müşterilerimiz uygulamaya hani tepki gösterebiliyorlar. Hani bu kadar şart mı diye, ama evet bu kadar şart. Kafelerin kapanması hem Eskişehir için hem Türkiye için çok zor bir durum. Sektör için çok zor bir durum, ama biz kendi işletmemiz adına tüm kurallara uyuyoruz, tüm önlemlerimizi alıyoruz. İşte gerekli ölçülerde %50 oranında misafir kabul ediyoruz. Tabii ki de her işletmenin bunu yapması gerekiyor. Çünkü buna uygulamadığımız sürece bir daha kapanabiliriz. Tekrar açılıp tekrar kapanabiliriz. Böyle bir döngüye girebilir ve sektörün etkilenmemesi için bizim kendi önlemimizi kendimiz almamız gerekiyor. Stokları güncelledik. Normalde burada olurduk. Eğer tekrar kapanırsak bu ekstra bir zarara mal olacak bize. Sadece bizim için değil, daha büyük işletmeler daha büyük zarar görmüş olacaklar. Hem stok yönünden sıkıntı, hem de çalışanları olan kişiler için sıkıntı oluyor. Ödemeler aksıyor. Bizim kendi ödemelerimiz var, onlar aksayacak. Tam kazanmaya başlamışken yeniden kapanması ekstra bir zarar yol açacak yani. Mesela biz butik bir kafeyiz. Ben tek başıma çeviriyorum ya da bazen eşim destek oluyor, ama daha büyük işletmelerde çok fazla çalışan sahip kişiler var. Onlar hem onların sigortasını karşılamak zorunda, hem maaşını devam ettirmek zorunda. İşleri çıkartamazsınız. Sonuçta bir devam etme zorunluluğumuz var. Ama siz kazanamadığınızda o aileye de destek olamıyorsunuz. Yani o da kazanamıyor ve bu hem maddi hem de manevi olarak herkesi yıpratan bir süreç oluyor. Şu anda çok büyük çaptaki şirketler bu konuda hani şikayet edenler çok fazla ve insanlar artık kendi canını kıymaya, intihar etme noktasına geliyor. Çünkü kredi çekiyoruz mesela borç kapatmak için, ama biz kredisi ödeyemiyoruz. Daha küçük çalışanı düşünün, daha da küçük işletmeler, onlar da kredi çekti, biz de aynı şekilde. Ve bunun da geri dönüşü var. Gelmediği halde nasıl geri dönüş yapabiliriz? Bence batıyoruz yani yavaş yavaş.